biliyor. Peki. Yani demek ki siz her gün Tahsin Bey'in balkondan silah ateşlediğini söylüyorsunuz ya, demek ki o silah sesi sizin evden çok rahat duyuluyor. Eğer bu hanımefendi de öldürüldüğünde Tahsin Bey'in bahçesinden öldürüldüyse sizin yine o silah sesini duymanız gerekirdi. Bir şey diyeceğim Müge Hanım. Evet. Bir şey diyeceğim. Şimdi... Şimdi tipek sesini duysam bile ben pencereden devam atıyor bu adam. Yine atıyor dirin. Fakat yarım saat kareli uykuya kalmışım karı çıkınca. Uykudan uyanıyorsun. Dudanım dudanım. Yemişlerini dolandım. Yok. Balkona çıktım. Dudanım dudanım. Yine yok. Ya bu karı tansiyon sıkıştırdı kaldı dedim. Size bir şey sorabilir miyim Necati Bey? Sağ olun, onları anlattın. Size bir gece evvel. Biraz yeri güneşte. Biraz önce Gölge'de karı tansiyondan ölmüş diyorum. Anladım. Ben. Bir gece evvel oğullarınızdan biri sizin eve geldi mi? Evet. Kim geldi? Niye gelsin? Bayabat'ta evet, işleri var. Evet dedim. Evet. Birinin işi. Sinesi dediğimiz. Yedide başlıyor işe. Onda geliyor eve. Hani ilaç, yemek falan getirmek için gelmiş olabilir. Şinasi mi geldi? Karı öldükten yani? Sonra geldi. Evet, bahçeden öteberi toplamaya. O günde jandarma da geldi. Bir gece önce diyor. Bir gece evvel gelmedi. Bir gece evvel kimse gelmedi. Peki Necati gelmedi. Bey, karınızın üzerinden çıkan giysileri gördünüz gelmedi. Mü öldükten karı sonra? Karı öldükten oraya mezara girdikten sonra geldi. Necati Bey, eşinizin üzerinden çıkan giysileri öldükten sonra gördünüz efendim, mü? Tuda Hanım'ın üzerinden çıkan elbiseleri gördünüz mü? Tuda Hanım'ın elbisesinden çıkanları Tuda Hanım'ın elbisesini hastanede soyunca o bir yakınları almış. Ben köyde sıkıştım kaldım. Köyden ben şey o yerine gidemedim. Ben saçmanın olduğunu bileydim. Karıdan önce giderdim o köye. O mezarın başına kadar giderdim. Ben karı tansiyondan öldü diye şimdi gitmedim. Şu tahtayı verir misiniz? Bakın bir konuğum daha var. Bir bilgi koyacağım birazdan. Hocam ay. Bir şey diyeceğim. Şu. Çok yaşayın. Çok güzel yaşayın. Ya, bu, hep beraber bu stüdyoda alerjim tutuyor bir yerden ama nerede? Klimalar da etkiliyor. Evet, klimalar bir üflüyor bir üflemiyor. Bakın şimdi ben size sadece şunu söyleyeyim aslında. Aa bu ses ne? Ha, bunun sesi. Dışarıda sanki demir kesiliyormuş gibi. Aa ne güzel olmuş böyle. Teşekkür ediyorum. 50 kere aramayacağız. Bakın. Şimdi burada zaten bunu yazmıştık. 15 Temmuz'da işleniyor cinayet. Eşi Necati Bey şu anda ekranda olan ve üvey oğlu Şinasi Çelik var. Şimdi bir insanın öldürülmesi için bir neden gerekir. Hep onun üzerinde duruyoruz. Bazen hani o nedenler yani o karı koca arasında bir tartışmadan da olur, komşular arasında da olur vesaire vesaire ama yine bir neden vardır. Şimdi Necati Bey'le hani Necati Bey'in kabul etmediği şey şu. Bu Dudu Hanım diyor ki bana paramı geri istiyorum diyor. Şimdi bunu kim söylüyor? Bunu bütün köylü söylüyor. Bunu muhtar azası da söylüyor. İşte akrabaları da söylüyor. Buraya gelen Necati Bey'in suçladığı kişiler de söylüyor. Bantlarını yayınlayamadığım birçok kişi köylü diyor ki Dudu paramı geri istiyordum diyor. Ve buradaki kardeşlerinin hepsinin bilgisi dahilinde. Evet, 4 yıl önce verilmiş bu borç. Hatta mahkemeye vereceğini, bu konuda mahkeme açacağını dahi belirtiyor herkes. Şimdi 4 yıldır bu parayı istiyor ama bir hafta önce, bakın burası çok önemli. Bir hafta önce artık mahkeme açacağım diyor. Burası çok önemli. Gideceğim mahkemeye her şeyi anlatacağım diyor. Kimden istiyor bu parayı? Borç para verdiği Şinasi Çelik'ten istiyor. Olabilir. Şinasi Bey'in de durumu yoktur. Veremiyordur falan filan. Ama Şinasi Bey ile Necati Bey yani üvey oğluyla eşi bu durumdan habersiz olduklarını söylüyorlar. Şimdi ben de size soruyorum. Bütün köyün bildiği bu borç para isteme meselesinden borcun sahibi
Yani borçlu olan kişi ve bu borçlu olan kişinin babası yani Duda Hanım'ın kocasının nasıl haberi olmaz? Bunu herkes biliyor. Bir tek Necati Bey ile Şinasi Bey hayır parayı geri istemiyordu diyor. Fakat az önce izledik. Necati Bey dün yaptığımız röportajda aslında parayı istediğini bize kendi ağzıyla itiraf ediyor. Hanım senin o paraya ne ihtiyacın var ki? Zaten bize olan yiyeceğimizi getiriyor. Gerek yok diyor. Az önce öğrendik ki yine söyledi Necati Bey. Geçiniyoruz. Ama emekli maaşını da Şinasi Bey alıyor. Şimdi ailenin emekli maaşını da Şinasi Bey alıyor. Şimdi az önce beyefendi söyledi dedi ki tam böyle jandarma operasyona geldiğinde benim oğlum da buradan sebze toplamaya gelmişti. Şimdi bu Şinasi buraya sebze mi getiriyor? Sebze mi topluyor buradan? Zepsi yani şimdi bütün ben size bugünkü konuşmaların özetini açıkları çizeyim. Şimdi Şinasi emekli maaşını Şinasi alıyor. Evet. Sebze toplamaya geldiğinde jandarma var dedi az önce Necati Bey. Demek kalsın. Ki sebze toplamaya geliyor. Kalsın, sebze desin, gönderme kalsın, kısmı yapsın, desin. Soru işareti. Ardından bu cinayeti dediğim gibi köyden herhangi bir X şahıs işlemiş olabilir. Eğer bu cinayeti siz işlediyseniz olabilir. Ben sizi tanımıyorum. Tahsin Bey işlediyse. Tahsin. Eğer Şinasi Bey ya da bir başkası o köye geldiğinde Tahsin Bey bu apar topar gömme işlemini gerçekleştirmiş olsaydı. Yani ben Tahsin Bey'e derdim ki kusura bakma. Sen niye bu işe karıştın? Fakat köyden başka iki kişinin işlendiği düşünülüp neden insan üvey annesi de olsa bir yakınının ya da komşusunun ya da karısının apar topar gömülmesine müsaade eder. Orada bir dakika kardeşim benim burada babam da yaşıyor. Annemin düşmanı, babamın da düşmanı aynı zamanda der ve olayı büyütür. Jandarmayı çağırır, savcıyı çağırır, doktoru çağırır. Ama bizim olayımızda her şey bir nevi değil yani açık açık örtbas edilmiş. Yani yıkayanlar bile Cemile Hanım'la Zehra Hanım. Zehra Hanım diyor ki beni bu işe karıştırmayın kocam beni boşayacak. Güner Hanım zaten Şinasi Bey'le aynı apartmanda oturuyor. Ben diyor açıklama yapamam. Neyin açıklamasını yapamıyorsunuz? Çünkü aynı şey sizin de başınıza gelebilirdi. Yani burada açık ve net bir şekilde bu hanımefendi cinayete kurban gidilip daha sonra da yaşından ötürü bakın altını çiziyorum. Yaşından ötürü devlet görevlileri kandırılarak devletin bu konuyla ilgili görevlileri yaşından ötürü kandırılarak apar topar gömülmüş. Ama yanlış hesapta bir yerden geriye dönmüş. Eğer bu hanımefendi 30 yaşında olsaydı kimse dinlemezdi çevresindekilerin tansiyonu yükseldi yükselmedi evet. açıklamasını. Ama 80 yaşında olunca tamam demişler. Burada kadını rahmetli... Çok son derece yanlış. Yanlış olduğunu şimdi o görevliler ve evet. onların meslektaşları görüp bir kez daha anlamışlardır ama... Burada bir tecrübesizlik yaşanmış. Burada rahmetli hanımı yıkayan Cemile Hanım'la Zehra Hanım birinci derecede bilgi sahibi ve suçludur. Böyle kabul edilir. Evet. Ben yani bir hukuken söylüyoruz yani kişisel olarak değil. Cezası olarak açıkça söylüyorum. Cemile Hanım'la Zehra Hanım yıkadıkları rahmetli hanımefendinin sırtındaki saçmaları görmemeleri mümkün değil. Hocam gösterdim. Bir dakika kardeşim. Görmemeleri mümkün değil. Yani onu yıkadıkları zaman ayağını yıkayıp kolunu yıkayıp hemen saracak. Derhal evine çevire yıkayacaklardır. Ön kısmını da sırt kısmını da her tarafına su döküp yıkanacaktır. Bir nevi abdest alınıyor. Bu gusül abdesti alınıyor yıkamayla. Dinimizin sebebi gusül abdestinin alınmasıyla ilgili.